Evet, merhaba. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok şık, kaliteli ve uygun fiyatlı bir güvenlik kamerasının, kablosuz güvenlik kamerasının tanıtımını hem de kurulumunu yapacağız. Arkadaşlar, bebek bakıcı kamerası olarak, bebek kamera olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bütün e-ticaret platformunda bu tarz kameralar IP kameralar, bebek kamerası olarak geçiyor. Everest'in ürettiği güzel bir marka. Aynı zamanda YOSE programıyla çalışıyor. YOSE programını daha önce de bir kamerasının kurulumunu yapmıştık. Oldukça basit. Bebek kamerası, yani kurulumu oldukça basit. Uzaktan izleyebileceğiniz, hem karşı tarafa ses gönderebileceğiniz hem de ses alabileceğiniz güzel bir kamera. Gece görüşlü bir kamera. IP kamera arkadaşlar, kablosuz, söylediğim gibi wireless kamera olarak da geçiyor. Online olarak internet ortamında ses ve görüntü transferi vesaire, biz zaten bunların hepsini yapacağız. Demin söylediğim gibi çift yönlü ses aktarım özelliğiyle dünyanın her yerinden isterseniz karşılıklı görüşme dahi yapabilirsiniz ve bulunduğu mekanı sesinizi aktarabilirsiniz. Kameramızın bir diğer özelliği de alarm olması. Yani içeride herhangi bir ortamda, kurduğunuz bir yerde içeriye birisi girdiği zaman hem alarm var, cep telefonunda uyarı olarak geliyor. Hem de o kişiyi o odanın içerisinde takip etme özelliği, yani takip etme özelliği de var. O da güzel. Şöyle bir kutumuzun açılışını yapalım. Evet, kameramız bu şekilde. Kutusunu açalım. Şöyle Everest'in DFH01 modeliymiş. Şöyle ufak bir antenimiz var. 1 megapiksel arkadaşlar. 720p olarak geçiyor. Şöyle kutunun içerisinde kitapçığımız bulunuyor. Şöyle içerisinde tavana asma aparatları var. İsterseniz hani vida yardımıyla, dübel yardımıyla tavana vesaire ev içerisinde monte edebilirsiniz. Şöyle içerisinden adaptör çıkıyor. Tabii ki bunlar şarjlı değil arkadaşlar. Mecbur olarak adaptörüyle devamlı çalışması gerekmekte. Yani şöyle güzel bir adaptörümüz var. Adaptörümüzü şöyle bir takalım. Evet, adaptörümüzü taktıktan sonra arkadaşlar, şunun bu tarafında şöyle şarj kablomuz var. Yani gücü bağlayacağımız Samsung'un normal mikro kablosu. Şöyle de kameramızı şöyle geçirdiğimiz zaman, şu poşeti hemen içerisinden çıkarttıktan sonra şöyle yaparak burada hafıza kartına kaydediyor. İsterseniz hafıza kartı takarak görüntüyü kaydedebilirsiniz. Büyük ihtimal 128 GB'a kadar da hafıza kartı destekliyormuş. Alta linkini koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Şurası mikrofon ve ses yeri arkadaşlar. Şurada reset tuşu var. Demin söylediğim gibi buradan da hafıza kartını takıyorsunuz. Kamerayı şöyle çevirelim. Evet, şöyle bir priz yardımıyla kameramıza bir güç verelim. Evet, kameramızı bağladıktan sonra şöyle otomatik olarak kendisi dönmeye başlıyor. Evet, şu an dönmeye başlıyor. Bir telefonumuzu alalım. Bir de kurulumunu gerçekleştirelim. Daha sonra görüntülerine bakalım. Evet, şimdi kayıt olduktan sonra, kamerayı da açtıktan sonra dıt dıt diye bir ses geliyor arkadaşlar kameradan. Yani bağlantı yapmanız gerekiyor diyor. Şurada hemen yeni bir cihaz eklemek için tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz. Kurulumu oldukça basit arkadaşlar. Böyle geldiği zaman, yani şöyle bir kodu okutmamız gerekiyor. Evet, arkasındaki şu QR kodu okutturdum. İyi değil diyor. Kamerayı güç kaynağına bağlayın, pille takın ve çalıştırın. Evet, yukarıdaki işlemlerin hepsini tamamladık. Daha sonraki diyorum. Burada Wi-Fi seçin diyor. Burada kendi Wi-Fi'mizi seçeceğiz. Şuradan Wi-Fi'ye gidiyorum. Şuradaki Semih olan benim arkadaşlar. Evet, Wi-Fi'mize bağlandık. Tekrardan buradan tekrar Wi-Fi şifremizi giriyoruz. Burada bitti diyorum. Parolayı kaydet diyorum. Şuradaki ağın başında GV bağlandıktan sonra diyor ya arkadaşlar, buradan tekrar bunu seçiyorum ve buradaki GV'yi seçiyorum. Olay oldukça basit. Daha sonra programa tekrar şöyle dönüyoruz. Kamera ekleniyor diyor. 1-2 dakika bekleyin. Evet, şu an kameramız internetimize, yani bağlı bulunduğumuz modeme de, bundan sonra şu uygulama bittikten sonra bağlanıyor ve kuruluma hazır olacak. İşte burada diyor ki cihaz adını seçin. Ne yapalım? Bebek yapalım. Veya buradan ev mevde seçebilirsiniz. Sonra konuşun diyorum. Evet, ve görüntümüz geldi arkadaşlar. O göbeğim de nasıl çıkıyor bak. İsterseniz şuradan büyütebilirsiniz. Şöyle büyütebilirsiniz. Demin söylediğim gibi kameranın gece görüntüsü de var arkadaşlar. Buradan sağa sola şöyle çevirebilirsiniz. Şöyle tekrar açıyorum. Bakın şöyle kameramız da dönüyor. Gerçekten çok güzel bir özelliği var. Şimdi kamera 1 megapiksel 720 olarak gözükmüyor ama görüntüsü gerçekten çok güzel.
Şöyle. Evet, kameramızın görüntüsü bence mükemmel. Şöyle etrafa çevireyim. Şu ışık, selfie ışığı falan var arkadaşlar. O yüzden tam göstermiyorum ama şöyle televizyonu açalım bir de bakalım. Evet, şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Görüntü gerçekten güzel, kaliteli bir görüntüsü var. Kameranın şöyle çevirebilirsiniz de. Ben bilerek böyle yapayım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Burası benim ufak bir terasım. Şöyle de çevireyim arkadaşlar. Gene dönsün. Ya isterseniz büyütüp şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de çevirebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Evet, görüntümüz böyle arkadaşlar. Kamera dediğim gibi gece görüşlü. Aynı zamanda şu ayarlarından da mesela şuraya basarak. Alo. Alo. Bakın şimdi burada mesela basarak karşı tarafa kameradan ses geliyor. Onu da göstereyim. Alo. Alo, merhaba. Ya sesim geliyor mu? Anlatabiliyor muyum? Yani telefondan da karşı tarafa ses verebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu işarete basarsanız da kameranın sesi size geliyor. Evet, aynı zamanda şöyle ayarlara giriyoruz. Şurada alarm var. Burada alarm, yani içeri biri girdi. Odada kimse yok. İçeri biri girdiği zaman da alarm vesaire ötüyor arkadaşlar. Tarih saati ayarlayabilirsiniz buradan. Şöyle ayarlara girip şu aşağıdan da alarm tipi ve hareket algılama yazıyor ya. Şuradan hareket algılamayı seçtiğiniz zaman da nesne izlemeyi, çok özür dilerim. Şuradan açıyorum hemen. Nesne izlemeyi açtığınız zaman da kamera nereye giderseniz oraya doğru dönüyor. Bakın. Şu an kamera beni takip ediyor. Ben herhangi bir şey yapmıyorum. Yani şu an kamera sizi izliyor. Bunu odanın herhangi bir yerine şu şekilde de asabilirsiniz. Demin söylediğim gibi iki tane dübel ve vidaları vesaire var. Güzel bir görüntüsü var. Bir de gece görüntüsüne bir bakalım. Tekrar dediğim gibi alarmı kapatıyorsunuz. Kabul ediyorum diyorum. Nesne izlemeyi açarsanız da bunu ofiste vesaire de kullanabilirsiniz. Sadece şey olarak algılamayın. Yani bebek kamerası falan olarak algılamayın. Ofis içerisinde vesaire de güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şuradan nesne izlemeyi kapattığım zaman da otomatikten çıkıyor. Yani artık sizi takip etmiyor. Onu da söyleyeyim. Evet, bir şey kapatalım, bir de gece görüntüsüne bakalım. Evet, gece görüntüsü böyle. Resmin görüntüsü bayağı gitti arkadaşlar. Şöyle kendime doğru bir çevireyim. Bakayım yakışıklı çıkıyor muyum? Gece görüntüsü de böyle. Gayet iyi. Güzel. Ben kamerayı beğendim. Fiyatı da uygun. Demin dediğim gibi aşağı linkini koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Evet, kamerayı ben oldukça beğendim. Görüntüsü falan da güzel. Şık bir kamera. Gerçekten tavsiye ederim. Demin söylediğim gibi linki koyuyorum. Alttan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.